Silüeti bozan kulelere yasal zırh geldi. Yatırımcılar Türkiye'den kaçıyor. TV10 yöneticileri tutuklandı. Günün haberleri başlıyor. İstanbul'un silüetini bozduğu gerekçesiyle tıraşlanma kararı çıkan Zeytinburnu'ndaki 16-9 kuleleri yasal zırha büründü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kuleleri tıraşlama kararı veren hakimleriyle bilirkişilerin Gülen cemaatinden olduklarını ileri sürerek yeniden yargılama talebinde bulundu. Talebi kabul eden İstanbul 4. İdare Mahkemesi, yapı ruhsatının ve imar planının kesin ve nihai olarak geçerli olduğuna karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, kuleleri tıraşlama kararı veren hakimlerin HSYK kararı ile meslekten çıkarıldıkları bilgisine yer verildi. Olağanüstü halin 6. kez uzatılmasının ardından yabancı yatırımcıların çekilme haberleri ardı ardına gelirken yerli yatırımcılar da endişelerini dile getiriyor. Koç grubu Onur Sağ Başkanı Rahmi Koç, 2 puan daha pazar payı alsak rekabet kurulu hemen çok şey yaptınız durun diyor. Yeni bir şey satın alsak müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla bizim yatırımı yurt dışına taşımamız lazım sözlerini kullandı. Türkiye'de yeterli ölçekte büyüdüklerine dikkat çeken Rahmi Koç, yatırımların artık yurt dışına yapılacağını söyledi. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de İstanbul ofisini kapatarak Türkiye'deki şirketini tasfiye etme kararı aldı. Güneydoğu'da uzun yıllar görev yapan emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun askeri tesislere girişi yasaklandı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Pamukoğlu'nun emekli olduktan sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde askeri tesise gittiğini ve yasağın bu şekilde ortaya çıktığını yazdı. Yasağın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından cezalandırma amaçlı konulduğunu öne süren Özdil, Osman Pamukoğlu'nu kendileri gibi zannettikleri için askeri sosyal tesislere sokmayalım, aklı başına gelsin diye düşünmüşlerdir sözlerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kanun hükmüne kararnameyle kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 6 farklı sendikada yöneticilik yaptıkları gerekçesiyle 68 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Ankara merkezli 11 ilde başlatılan operasyonlarda eski sendika yöneticilerinin gözaltına alınma işlemleri de devam ediyor. Diğer yandan aralarında TV10'un yönetim kurulu başkanı Veli Büyükşahin ve yayın kurulu üyesi Veli Haydar Güleç'in de bulunduğu 15 kişi örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. Alevilerin sesi olarak yayın yapan TV10, OHAL kararnamesiyle hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatılmıştı. Bir yıl oldu. Acıyla. 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink, kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde anıldı. Dink'in vurulduğu yere güller, mumlar ve Ermenice, Kürtçe ve Türkçe Hrant için, adalet için yazılı dövizlerle bu hafta barışamadık, alışamadık manşetiyle çıkan Agos gazetesi kondu. Anmaya katılanlar, katilleri koruyan cinayete ortaktır sloganlar attı. Yıllardır süren 85 sanıklı Dink cinayeti davasında tetikçilerin arkasındaki isimlere dair hala herhangi bir tespit yapılamadı. Neden vurduğunu söyler misiniz? Cinayet işledikten sonra Samsun'da yakalanan tetikçi o gün Samast'ı TEM Şube Müdürlüğü'nde karşılayanlar arasında MİT'ten şube müdürleri, MİT Başkanı'nın olduğu sanık ifadeleri arasında yer alıyordu.